Merhaba, ben doçent doktor Defne Günay, Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesiyim. Sizlere başarıyla sonuçlanan koordinatörü olduğum BAP projesi, The Role of Emotions in Climate Policy Support, The Case of United Kingdom projesinden bahsedeceğim. Bu projenin gerçekleşmesinde çok büyük emekleri olan proje ekibimi tanıtmak isterim. Yine Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Gizem Melek ve Trinity College Dublin Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi Gizem Arıkan hocalarla çalıştık. Bu projenin çıkış noktası aslında başlığın da ifade ettiği gibi duyguların iklim değişikliği politikalarına desteği ne yönde etkilediğini bulmaktı. Bugüne kadar çalışmalar genelde iklim değişikliği politikalarına sunulan destek üzerinde iklim değişikliği konusunda ne kadar bilgi sahibi olunduğuna odaklandı. Ya da iklim değişikliği politikalarının kişilere getirebileceği maliyetleri hesaplanmasına odaklandılar. Duygular tabii ki çok önemli ve daha çok çalışılması gereken bir konuydu bu bağlamda. Bu nedenle duyguların etkisine baktık. Belirlediğimiz duygular öfke, korku ve üzüntüydü. Bu amaçla bir anket deneyi gerçekleştirdik İngiltere üzerinde. Ve bu deneyimizin sonucunda ilginç bulgulara ulaştık. Örneğin kişisel maliyetlerine rağmen öfke ve üzüntü duyan bireylerin iklim değişikliği politikalarına destek olabilmek için vergi ödemeye olumlu baktıklarını gördük. Bu bir katkıydı çünkü kendilerine maliyeti olacak olmasına rağmen bu politikalara destek olabilmek için ekstra vergiler ödemeyi kabul ettiler. Ve benzer şekilde korku duygusunun bireyleri iklim değişikliğinin etkilerinden korunmak için daha çok bilgi paylaşımı sunan politikaları desteklemeye ittiğini gördük. Ve benzer şekilde hızla uygulanacak kömür santrallerinin yasaklanması gibi hızlı ve efektif politikalara destek vermeye ittiğini gördük. Bu da aslında beklediğimiz literatürden birazcık da öngördüğümüz bir etkiydi. Çünkü korku insanların kendilerini korumaya almaya yönelik politikalara destek vermeye ittiğini literatür ortaya koymuş. Bu nedenle ilginç bulgularımızı iki uluslararası saygın konferansta paylaştık, yorumlar aldık akademisyenlerden. Bunların ışığında da bilimsel bir makale olarak derledik, yazdık. Güzel alanında önemli bir dergiye de teslim ettik. Bu projenin gerçekleşmesinde tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen Yaşar Üniversitesi Proje Destek Ofisi'ne ve özellikle Yaşar Üniversitesi'ne bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum.